Nerede o eski Ramazanlar diyenler için bu haber. Şimdi sizleri Ankara'nın Beypazarı ilçesine götüreceğiz. Zamana direnen zanaatkarlar, Osmanlı mutfağının zengin menüsü. Ramazan gelenekleri tarihi ilçede yaşatılıyor. Güveci, yaprak sarması, havucu. Tarihi sokaklarda bütün hazırlıklar birazdan açılacak oruçlar için. Bugün Ankara'nın tarihi ilçesi, Osmanlı kültürünün ve sofrasının yansıyan şehri Beypazarı'ndayız. Beypazarı'nda tarihi yolculuğa çıkacağız, sofralarımıza renk katacağız. Ramazan'da ayrı bir güzelliğe bürünüyor Ankara'nın Beypazarı ilçesi. Osmanlı mutfağının lezzetleri sofralara taşınıyor. Beypazarlı aşçılar İstanbul'da sarayda çalışmış, Beypazarı'na gelmiş, saray kültürünü Beypazarı'na getirmiş. Bir de Beypazarı'da yaşayan aşçılar sülalesi var. Onların en meşhuru yaprak sarması. Yaprak sarması deyip geçmemek lazım. Anan seni saracak, hadi açıver yavrum diye önce yaprakları açacaksın. Öyle kandırılıyor, bakın sakın kanmayın. Sonra bu hale geliyoruz, evet. İçinde soğan, pirinç, salça, maydanoz, dereotu, nane, tuz, pul biber, bu kadar. Teresi, rokası, yöreye özgü dolma. Beypazarı güveci ve diğerleri. Tarhana çorbamız, erişte peynirli veyahut da keşli makarnamız, cimcimiz. Tirit, kemik suyundan, kurutulmuş ekmeklerden yapılır. Bu da Beypazarı'nın meşhur yaprak sarması. Ve damakları çatlatan tatlar. Höşmerim tatlısı, 80 katlı ev baklavası. Oklava büzmesi, 80 katlı Beypazarı ev baklavası, sarım burma, kadayıf, güllaç. Bu da Beypazarı perçeme. Bakırcısı, semercisi, kalaycısı, bakkalı, marangozu derken ahi kültürünün yüzyıllardır yaşadığı bu tarihi sokakta zanaatkarlarla iftar sevincini beraber paylaşacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la. Nerede o eski Ramazanlar özleminin en az hissedildiği ilçelerden biri Beypazarı. Her sokağında zamana direnen zanaatkarları görmek mümkün. Zamana direnenler Taş Mektep'te iftar sevincini birlikte paylaşıyor. Marangoz, tarihi konakları yapan, tarihi evleri yapan, kubbeli camileri, buranın işlemelerini yapan ustayım. Bizim ismimiz usta değil, dülgar. Ben İbrahim Atıcı, semerciyim. Alan var ya, şimdi sürücüler var, hani böyle davarcılar, onlara satıyoruz yani. Emekli öğretmenim. Bu yaşta İbrahim'in yanına çırak girdim, onun yanında çıraklık yapıyorum. Yapabiliyor semer, musun bir şey? Ustaya sormak lazım. Yapıyoruz, yapıyor, öğretiyoruz. Saraçlık yapıyoruz. Saraçlık ne demek? Saraçlık ne demek? Köpek tasması, hayvan yolları. Eğer çırak yok, torunum var. Ankara Üniversitesi'de okuyorum. Dükkanı görebilmek için, özlediğim için her hafta sonu Beypazarı'na geliyorum çalışabilmek, bir şeylerle uğraşmak için. Sen de saraçlığı öğrendin mi? Öğrendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.